Herkese selam canlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir detay videosuyla daha karşınızdayım. Bu sabah oyuna mini bir güncelleme geldi. Bu mini güncellemeyle beraber oyunumuzda neler gelmiş merak ediyorsunuz. Bu videoda söyleyeceğiz, bir de genel detaylarımız var. Mesela arkadaşlar yeni mini güncelleme detayları zaten var. Mapmaker detayımız var. Onun haricinde kaldırılan bir harita var, onun detayı var. Oyun bugları var arkadaşlar ve bir sonraki mini güncellemeler ne zaman gelecek onun detayları da var. Yani baya güzel bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden daha fazla detay videoları için bu videoya 1700 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımızı yeni keşfediyorsanız aşağıdan abone olmayı unutmayın ve videolarımızdan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bu arada bu videoda Zek'in detayları da olacak, yani söyleyeyim değil mi Zek? Görev yine başladı arkadaşlar, detay bulmaya devam. Evet, Zek'in detayları hakkında da bu videoyu bence 1700 like atarsınız diye düşünüyorum yani. Neyse, o zaman hemen hızlı bir şekilde ilk detayımızla beraber başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk detayımız olarak mini güncellemeler beraber neler gelmiş, kısacası onlara bakalım videonun başında sizlere de dediğim şeyi. Daha sonra genel detaylara geçeriz. Şimdi ilk öncelikle eski arka plan değişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Terra'nın çaresindeki arka planın müziği geldi. Bir de gördüğünüz gibi Ramazan'ın son gününün özel mi neden bilmiyorum ama bir arka plan değişti yani. Onun haricinde Fener Sen'de tekrar geldi 5 gün olarak, sanırım bu tema 5 gün kalacak çünkü Fener Sen'de 5 gün burada dükkana duracakmış arkadaşlar. Yani 2 kere tema değişikti, 3 kere değişti. Yani enteresan gerçekten, şu sıralar bayağı tema değişiyor. Ramazan'ın son gününü özel mi cidden bilmiyorum arkadaşlar. Ve daha sonra mini güncellemeyle beraber yeni bir özellik geldi. Baktığınız zaman Bell'in 2. yıldız gücü, 1. yıldız gücü arkadaşlar olumlu görüşe bayağı iyiydi bu arada. Bell elektro oku bir hedefe isabet ettiğinde 125'lik kalkan kazanır. Hesaplaşma modu için bu daha çok arkadaşlar savaş topu için olabilir yani. Bell'in süper saldırısıyla işaretlenen hedef 3 saniye boyunca silahını saldırsın dolduramaz. Yani galiba arkadaşlar yanlış anlamadıysam 3 saniye boyunca rakip size ateş edemiyor. Yani rakip ateş edemiyor herhalde arkadaşlar. Bilmiyorum ama dükkanıma gelse de alıp videoda deneyecektim arkadaşlar ama gelmedim. Baktığınız zaman benim artık oyundaki her şey bitti arkadaşlar. Yıldız gücü, aksesuar falan filan her şey maksandığı için. Yani eskiden dükkana giriyordu altından bir şey alıp şimdi hiçbir şey gelmiyor yani altına birlikte. Neyse dükkana gelse de alacaktık ama gelmedi arkadaşlar. Yakın zamanlarda alırız. Dediğim gibi bayağı güzel yıldız gücü. 3 saniye boyunca silahını yani şarjörünü yenilemeyecek. Bence güzel güncele. Evet, sıradaki detayımıza geçelim. Sıradaki detayımız kaldırılan bir harita var. Biliyorsunuz ki yakın zamanlarda harita oluşturucu bölümü buradan kaldırılmıştı. Yani bir hata oluşmuştu ve bakımlısı beraber kaldırmışlardı. Ya da ara sıra haritalar geliyor, değişiyor. Twitter'da açıklıyorlar ama dün çok ilginç bir olay yaşandı ki arkadaşlar, bir hesaplaşma, çift hesaplaşma haritası geldi ve bu harita şöyle bir şeydi ve bence gayet de güzel bir haritaydı. Ben görev yapmak için bu ortaya girmiştim. Daha sonra bir baktım, birkaç saat sonra tekrar geri girdim, baktım arkadaşlar harita yok. Twitter'a girdim, bir açıklama yapmışlar mı diye, Twitter'dan da açıklama yapmamışlar. Yani ilk defa Twitter'dan falan açıklama yapmadan bir haritayı kaldırmışlar arkadaşlar. Genellikle böyle olduğu zaman Twitter'dan açıklıyorlar. Neden haritayı sessiz edas kaldırırlar bilmiyorum ama değiştirilen harita şu şekilde bir şeydi arkadaşlar. Bu haritanın eski versiyonu ve bu da değiştirilen harita. Yani harita değiştirildi. Bu gerçekten anlam vermediğim bir şeydi ve bu haritaları da bulmak da zor oldu gerçekten. Gerçekten de tuhafıma gitti. Ben de detay videosunu alayım dedim arkadaşlar. Yani Twitter'da neden açıklamadılar? Benim garime giden konu orası açıkçası. Değiştirebilirler de. Bilmiyorum, haritanın değiştirme amacını da bilmiyoruz dediğim gibi. Sadece değiştirildiğini biliyoruz. Evet, sıradaki detayımız için harita oluşturunun içine girmemiz gerekiyor. Buradan rastgele bir tane map'e girelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu Minecraft'ta biliyorsunuz hepiniz. Şimdi Minecraft'ta denizin üstüne yosun koyduğunuz zaman, şimdi yaprak gibi bir şey vardı. O yosunu nereye koyarsanız koyun aynı yöne doğru bakıyordu. Yani silip tekrar yaptığınız zaman da aynı yöne doğru bakıyordu arkadaşlar. Yani belli bir koordinat var oyunda. Hep şaşmıyor yani, aynı bir yöne doğru bakıyor. Aynı Minecraft'taki olay Brawl Stars'ta da var. Ben bunu map yaparken fark ettim. Şimdi arkadaşlar bakın etrafa, gördüğünüz gibi kuru kafalar falan filan, iskelet hep aynı farklı çıkıyor. Fark ettiniz mi? Şimdi bu arkadaşlar aslında farklı çıkmıyor. Yani bu rastgele olmuyor. Benim koyduğum şeyler aslında hep aynı yerlerde çıkıyor. Mesela atıyorum arkadaşlar, dikkatli bir şekilde ben buraya bir tane iskelet koydum değil mi? Buradan iskelet, buradan kemik, buradan yine iskelet, buradan iskelet falan filan, böyle farklı farklı şeyler çıkıyor. Ama oyun bunların hepsini yerini belirlemiş. Ben bunları sildiğim zaman gördüğünüz gibi tekrar aynı yerlerde aynı şeyler çıkıyor arkadaşlar, fark ettiğiniz gibi. Yani oyun bunları daha önceden ayarlamış arkadaşlar. Bu detayı gerçekten ben gördüğünüz zaman şaşırdım çünkü aynı Minecraft'taki olay Brawl Stars'a gelmiş. Bunları silip tekrar yapsanız bile yine arkadaşlar hep aynı yerlerde aynı şeyler çıkıyor. Yani bu da gerçekten güzel bir detay. Farklı zannetseniz bile arkadaşlar oyun bunu ayarlamış. Yani hangi bloğa koyarsanız koyun koordinatta aynı şeyler çıkıyor ve bu da bence gördüğünüz gibi gayet güzel bir detay olduğunu düşünüyorum. Mapmaker detayı, evet. Evet, sıradaki detayımıza hemen hızlı bir şekilde bakıyorum. Şimdi arkadaşlar oyunda şöyle bir bug varmış.
Oyunda ben şimdi o bug'ı ekrana koydum. Şimdi biliyorsunuz ki arkadaşlar şöyle bir oyuna giriş girmeme hatası var. En son bu hata Edgar geldiği zaman olmuş. Bir de ücretsiz mega kutu verildiği zaman olmuştu. Edgar oyuna geldiği zaman biz saatler boyunca oyuna girememiştik. Şimdi bu hata bazılarına devam ediyor. Bu hata eğer sizlerde varsa yorumlar kısmında belirtin. Merak ediyorum acaba hala yani bu kanalda o hata olanlar var mı? Çünkü bu hatayı hala yaşayanlar var. Maça girmeme, hazır verememe ve oyuna girmeme, oyundan atma gibi sorunlar oluşuyor arada sırada. Ve ben de bu yüzden bakım molası geleceğini düşünüyordum. Şu anlık bakım molası gelmedi ama bence yakın zamanlarda bir bakım molası gelir diye düşünüyorum. Oyun arkadaşlar belirli bir yüzdelik dilinde kalıyor ve açılmıyor. Oyun size oyundan atıyor. Birkaç kere giriş yaptığınız zaman girebiliyorsunuz. Ya da hazır verdiğiniz zaman hazır vermekten size atıyor falan filan. Bu şekilde buglar var. Ve bu bugları bana yazan arkadaşlarımız oluyor. Ve arkadaşlara bundan mütevellit yakında bir bakım molası gelecek bence. Çünkü bu hataları toplu bir şekilde düzeltmek için, bir de yeni şeyler eklemek için bir bakım molası getiriyorlar. Yani oyuna böyle büyük bir şey getirilmese bile bazı yerlerde hala bu hazır vermeme, oyuna girmeme gibi buglar devam ediyor. Bunu da detay videosunu almak istedim. Yani detay olarak da yakın zamanlar bir bakım molası bekleyebiliriz. Her an gelebilir. Evet, daha sonrasında arkadaşlar şöyle bir fotoğraf vardı biliyorsunuz ki biz bu fotoğraftaki detaylara bakmıştık vlog videosunda. Şimdi bu fotoğrafta biliyorsunuz ki Sutur'un üçlüsü bilinmiyordu. Çünkü arkadaşlar şöyle bir üçlü grubu vardı. Bütün karakterleri üçlülerine göre ayırmalarına rağmen Stu'yu Star Park üçlüsüne yazmamışlardı. Biz Stu'yu Star Park üçlüsü olarak biliyorduk. Yani arkadaşlar şöyle bir genel bakış attığınız zaman demek ki Stu oyunun bizlere açıkladığı yani açıklamamıştı gerçi ama Stu'nun bir Star Park kalemi olduğu için Star Park üçlüsünün 3. karakteri olduğunu düşünmüştük. Eğer Stu Star Park grubunun 3. karakteri değilse yakın zamanlarda arkadaşlar Stu'nun grubu da açıklanır diye düşünüyorum. Bu detay nasıl bir detay? İlk öncelikle arkadaşlar o fotoğrafta Stu'nun grubu açıklanmamıştı. Yani açıklanmayanlar bölümünde yazıyordu. Böylelikle Star Park grubunun olan Edgar ve Colette de ikili kalmış oldu. Yani Star Park grubuna bir karakter de gelebilir. Stu'nun bilinmeyen grubuna da bir karakter gelebilir. Ya Hawaii Fişek grubu mu bilmiyorum ama Stu Hawaii Fişeklerle alakalı bir karakter. Bilmiyorum arkadaşlar Stu'nun bir üçlüsü yok. Ama Star Park üçlüsü de şu anda maxlanmış durumda değil. Yani şu anda boşta olan üçlüler Star Force üçlüsü, Star Park üçlüsü ve Süper Kahramanlar üçlüsü, bir de Stu'nun üçlüsü olabilir, bir de arkadaşlar Bill'in üçlüsü olabilir. Yani aslında baktığınız zaman oyuna bayağı bir üçlü açılmış oldu böylelikle. Bu fotoğraftaki detay da Stu'nun herhangi bir üçlüde yer almadığının göstergesi oldu bize. Arkadaşlar sonraki mini güncellemeler ne zaman olacak? Şimdi 2-3 gün sonra yeni bir mini güncellememiz var. Şu anda ayın 12'si, ayın 15-16'sına yeni bir şampiyonluk güyat listesi geliyor. Yani bizlere verilen bilgi göre, bu notu da söylememiştim. Squeak ayın 21'inde geliyor arkadaşlar. Sonraki mini güncellemeleri açıklıyorum. Onun haricinde 28 Mayıs'a yeni bir mini güncelleme gelecek. Amber the Vega kostümü ve 11 Haziran'da son güncellememiz olan el yapımı search gelecek. Bir de baş düşman bir vardı ama onu tarihini unuttum. Yani baş düşman bir de yine bu tarihler arasında gelecek. Yani arkadaşlar artık yeni Brawl Talk'a yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sezon uzun bitmesinde yani 39 gün gibi bir süre kaldı. Açıkçası yeni Brawl Talk'umuzu yakında bekleyebiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar mini bir güncelleme olduğu için mini güncellemenin videosu da mini olur. Kısa bir video oldu kusura bakmayın. Normalde videolarımız 10-12-13 dakika olur ama şu sıralar videoları kısa yapmak zorundayım çünkü depolama sorunumuz var arkadaşlar. O yüzden videoları kısa tutmak zorundayım kusura bakmayın. Yakında yine güzel videolarla beraber devam edeceğiz. Neyse yanına çıkan videoya tıklayarak diğer videoya gelebilirsiniz. Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Sonraki videolara kadar görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum ve bay bay.